Esed güçlerinin saldırı başlattığı İdlib'in Hanşeyhun kentine girdi. Kentin sokaklarında çatışmalar ise hala devam ediyor. Bölgenin güneyinde Türk ordusuna ait bir üs bulunuyor. Türk ordusu üstüne giden yollar rejim tarafından kontrol altına alınırken, saldırının genişlemesi durumunda üssün tamamen kuşatılma tehdidi var. Öte yandan dün Türk konvoyuna yapılan saldırının ardından Putin, ABD ve BM'den peş peşe açıklamalar yapıldı. Dün bu gelişmeler yaşanırken gece geç saatlerde rejim ordusu Rusya'nın desteğiyle Hanşeyhun'a girdi. Kentte sıcak çatışmalar devam ederken, Türk ordusu üstüne giden ana yollar rejim tarafından kontrol altına alındı. Öte yandan askeri muhalifler, bölgede saldırıların genişlemesi durumunda Morek'teki gözlem noktasının rejim güçleri tarafından kuşatma tehdidi altında olduğunu söylüyor. Rusya'nın desteğiyle İdlib'de ilerleyen Esed güçlerinin kentin güneyindeki Hanşeyhun ilçesine girmek için saldırı başlatmıştı. Öyle ki rejime ait savaş uçakları, dün, Hanşeyhun'un yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Morek ilçesinin güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ait bir gözlem noktasına yapılan askeri sevkiyat konvoyuna saldıracak kadar ileri gitmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Esed güçlerinin ve müttefikleri İdlib'de karar verilen ateşkese hemen geri dönmelidir. Bugün Türk konvoyuna yapılan hain hava saldırının ardından siviller, insani yardım ekipleri ve binalar acımasızca hedef alındı. Bu bitmesi gereken şiddeti kınıyoruz ifadelerini kullanırken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de, Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısı ve saldırının neden olduğu zayiat, son derece endişe verici dedi. Esed güçlerinin saldırısı sonrası Rusya, ABD ve BM'den açıklamalar yapıldı. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Rus lider Vladimir Putin, burada yaptığı açıklamada, önceden yabancı unsurlar, İdlib'in %50'sini kontrol ederken, şu anda ise %90'ını kontrol ediyor ve saldırılar bu bölgeden düzenleniyor. İdlib'deki yabancı unsurlar, buradan dünyanın farklı bölgelerine de hareket ediyor. Bu çok tehlikeli bir şey. İdlib'de bize ait hava üssüne birçok saldırı girişimi oldu. Bu nedenle Rusya, Suriye ordusunun İdlib'deki yabancı unsurlara karşı çabalarını destekliyor derken, ABD ve BM saldırıyı kınadı.